Harikalar Odası'ndan hepinize iyi akşamlar. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hoş geldiniz demek istiyorum. Uzun bir yoldan geldi kendisi. Sevgili Kerem Işık. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitaplarını ve tabii ki Livera Yayınları'nın şu anda genel yayın yönetmeni olarak çok büyük bir sorumlulukla aslında üstlendiniz ve muhteşem kitaplar önümde. Hatta yani yayın evini İzmir'den İstanbul'a taşıdınız diyebiliriz. Evet, yani daha işte şu an 22 kitap olduk. Hı hı. Ocak 2010'da aslında geçen senenin ocağında ilk kitabımız çıktı, Dreadless, Livera'dan. İşte o günden bugüne de yani 22 kitaba ulaştık. İlk serimiz İnsan ve Veya Hayvan'ın ilk kitabı çıktı. İşte bu sene içinde de 50 kitaba ulaşmayı, hatta onu geçmeyi gibi bir hedefimiz var. Yani zaten çoğu kitabın telifi alındı. Şu an çeviride, işte editoryal çalışması devam edenler var. Bu İnsan ve Veya Hayvan dışında iki seri daha başlayacak bu sene içinde. Bir Yakışıksız Kitaplar diye bir serimiz var. Bir sırayla göstereceğim ama önce evet. Ben hazmetmeye çalışıyorum. Şu an önümdeki muhteşem güzellikleri gerçekten hani tekrar hoş geldiniz hoş diyelim. Livera'yı ayrıntılı olarak konuşacağız ama önce ben sizin kitaplarınızı böyle sırayla göstermek istiyorum. Okurken bol bol tebessüm ettiğim, böyle gerçekten ondan sonra toplum, çalışma hayatı, ergenlik, ondan sonra iş dünyası, pek çok şey üzerine aslında hep disipline edilen özneler olarak hani böyle Foucault'un o şeyleri çok zihnimde yankılandı okurken. Sürekli yaptığımız şeylerin hep bizi disipline edip bir şablona sokma meselesi var. Evet. Burada da toplum böceğiyle aslında size o şablonu nasıl sokulduğumuzu, artık ilk hikaye zaten bilim kurguya evrilecek bir şekilde bitiyor. Ben o sona bayıldım yani. Hani biraz Melies'e de diyelim. Bunu tabii okuyanlar anlamıştır ne dediğimizi burada. Onu da göstereyim. Toplum böceği sizin Aldun Taner Öykü Ödülü aldığınızda öykülerinizden oluşuyor. Sonuçta bunları sırasıyla şey yapacağız üzerine. Bunu özellikle açmak istiyorum. Buradaki öyküler gerçekten. Buradaki diliniz, mizahla ironi arasında gidip gelen o diliniz ve aslında hani o plaza dünyasının ergenlik meselesini, çocukluk, velilik, evet. Bir sürü aslında ki o kimliklerin hepsini altını oyma ve orada mesela Derrida'nın dediği bir şey var. Hani dil yasayla kurulan bir şey. Babanın yasası ve dil meselesi. Bir baba da böyle karşımıza çıkıyor. İsterseniz buradan bir başlayalım. Sonra da dünyanın güçlü tarafı, onu da ben sırayla göstereyim. En son Yapı Kredi'den çıkan romanınız. Gerçekten burada yani hani bu da çok... çok farklı bir tarz. Burada çok daha felsefi, daha ağır bir dil var mesela. Yine o ilk öykülerinizi anımsatan mizah, ironi, hani o alttan alta o sizin belirli kavramlarınızı yakalıyoruz ondan sonra. Ve burada da bir kazı çalışması var aslında. Yani bu hem bir metafor, geçmişte gelecek arasında, karakterler arasında, zamanlar arasında bir karakterleri hiç aslında birbiriyle ilişkisi olmadığını düşündüğümüz beş karakter sanırım. Hı. Birbirine bağlıyor. Garip bir şekilde bir katman oluşturuyor diyelim. Ve aslında cennet yok da bunun hikayesini de sizden ayrıntılı olarak dinlemek istiyorum. Sonra da bu önümdeki güzel kitapların hikayesine geçeceğiz. Tekrar teşekkür ederim yayın evini buraya taşıdığımız için. Rica ederim. Onun için gerçekten. Ne demek? Gerçekten çok güzel kitaplar. Çok hepsi de zihin açıcı. Ama özellikle Toplum Böceği'nin ilk öyküsü. Hani Toplum Böceği mesela. Toplum Böceği ve buradaki tabii ki burada her şey bir şeye gönderme yaptığı için Shibumi şirketi anlamları buradan bir başlayalım isterseniz. Ve şey de gördüm, öykülerinizde özellikle bu ilk öykü kitabınızda hep bir dille oynama,
böyle bir dili oyun alanına çevirme, eğlenceli bir oyun alanına çevirme meselesi var. Sonraki gelen öyküde de mesela işte orada hani babası tarafından ondan sonra yasayı oynayan babayla çocuk arasındaki orada tamamen çocuksu bir refleksle öykü bitiyor. Tebessüm ediyoruz böyle. Çok keyifli gerçekten. Birkaç defa daha okumayı düşündüğüm bir kitap oldu. Şu dönemlerde ihtiyacımız var. Melodramdan ziyade biraz zekice bir mizaha ihtiyacımız var. İroniye ihtiyacımız var sanırım. Aslında toplumların düşünce yapısını da Slavoj Žižek'in dediği gibi anlamak istiyorsak onun romanlarına, öykülerine bakacağız. Toplumun nasıl düşündüğüne bakacağız. İsterseniz toplum böceğinden bir başlayalım. Tabii yani şimdi toplum böceği aslında hani sizin dediğiniz gibi bir takım, yani zaten bütün kitaplar biraz öyle oluşuyor da hani bir takım o kitabı yazdığım zaman ki benim zihnimi kurcalayan meselelerle alakalı, o dertlerle alakalı bir kitap. Yani şey beni hep, hala da öyle aslında, hep zihnimi kurcalayan bir şeydir. Yani o bir insanın hani benliğini bulması, insanın büyümesi, bir kalıba girmesi, yani bunlar nasıl oluyor? Çünkü fark etmeden, şimdi kendi işte çocuklarım da var, onları da gözlemliyorum. Yani zaman içinde fark etmeden bir kişilik oluşuyor, bir sürü etmenle. Ve hani bunlar son neticesinde bir birey inşa oluyor sonuçta. Yani şimdi çocuklar özelinde gözümün önünde bu oluyor. Ama hani benim çocukluğum esnasında benim faili olduğum bir şeydi, durumdu. Yani bu tür meseleler hep aklımı kurcalıyordu o zaman. Tabii bir de şey, iş hayatı meselesi var. O zamanlar bir beyaz yakalı, kısa bir beyaz yakalı geçmişim olmuştu. Bayağı bir, yani o... yani o işte o... Otobiyografik bir anlatı var altta, yani onu hissediyoruz. O plaza dili dediğimiz hani o tırnak içindeki şeyi şirketin özelinde ayrı bir dile çevirerek biraz hani tırnak içinde alaya almaya çalıştım diyeyim. Bu ilk öykünüzdeki kısaltmalardan, sözlükten bahsedelim isterseniz. Façe, imçi, togel, no, togel, ye, bebe. Gerçekten çok okuması çok keyifli. Hani burada da çok ciddi bir ironi var. Yani hani o plaza dili dediğimiz, ona plaza yaşamı, hani gökdelen arkasında gerçekten zamansal bir kırılma da var. Hani oraya girince... İşte mesela karakterin ondan sonra soru da çok ilginçti. Bir iş görüşmelerine gerçekten çok enteresan sorular oluyor. Ve ben bir kere tutamayıp kendim şey demiştim. Bütün bir insanın ömrünü sadece bir dakikaya odaklıyorsunuz. Ve bir dakika içinde o karşınızdaki kişiyi çözeceğinizi zannediyorsunuz. Ve dünyanın en muhteşem sorusunu sorduğunuzu düşünerek o kişiyi analiz edeceğinizi iddia ediyorsunuz. Siz de burada o soruyu... Beyaz, neydi? V yakamı, bisiklet yakamı üzerinden kurmuşsunuz mesela. Evet, yani işte o zaman meselesi. Mesela o kısaltmalar da oradan geliyor aslında. Hani bir şekilde gene zamana bağlanıyor. Hani, hep hızlı olmalıyız, evet, her şeyi yetiştirmeliyiz. Çünkü hani sürekli işte fax çekmek demeyelim de işte façe diyelim. Façe. İşte oradan kazanacağımız... Zamanla başka bir şey yapalım. Bir saniyeyle hani dünyayı kurtaralım. Performansımızı arttıralım. Performansımızı arttıralım. Evet, aynen. Aya çıkabiliriz gibi. Aynen. Yani bunlar işte hep zaman içinde biriken şeyler. Yani yaşarken gördüğüm şeylerin tabii ki de elbette ki biraz karikatürize edilmiş halleri bunlar. Hı-hı. Ama yani hani çok da abes değil aslında. Hani gördüğüm, yaşadığım şeylerle kıyasladığımda. Yani onları biraz dediğim gibi karikatürize ederek alaya alma hali var o öykülerde. Bir de tabii işte dediğim gibi az önce o bireyin hani büyüme, yetişkinlik, ergenlik meselesi. Yani bunların hepsi işte o dönemde benim zihnimi kurcalayan şeylerdi. Ben yapı itibariyle de böyle hani şeye çok yatkın olduğum için...
espriye, hani mizaha, yani çok sevdiğim bir şey olduğu için yönetem. Bu hayatta öyle başa çıkabiliyoruz çünkü. Evet, yani onu farkında olmadan bir şekilde öykülerin içine sızmaya başladığını fark ettim ben o şeyin. Çünkü ilk kitapla mesela aslında Cennet de yoktan sonra Toplum Böceği ile ikisi arasında aslında çok fark var. Hani şey anlamında, dil ve hani dünya anlamında. Ve bu benim aslında dikkat ettiğim bir şey yani. Her kitapta başka bir şey denemeye çalışıyorum genelde. Elbette ki hani yazı üslubu olarak o alttaki, o arka plandaki şey sabit kalması koşuluyla üstüne bina ettiğim şeylerin değişmesine özen göstermeye çalışıyorum. Keza işte Toplum Böceği'nden sonra Iskalı Karnaval çıkmıştı. O da Toplum Böceği'yle biraz dirsek temasında olan bir kitap. Meseleler itibariyle. O biraz daha böyle bilim kurguya, fantastiğe kaçan öyküler var orada. Zaten burada da var evet. Bilim kurgu. Yani hani gündelik hayat pratiği içinde bir plazayı tahayyül etsek de orada bildiğimiz anlamda motomot bir plaza tanımı yok burada. Yani işte giriyor karakterimiz, ondan sonra saatini bırakıyor. İşte saat 8:14:25 olabiliyor. Başka bir zaman algısı var. Ondan sonra takma isimlerle zaten o evreni yaratıyorsunuz. İşte Roket, Kalipso gibi. Hani hepsi böyle bir bilim kurgu şeyi var. Öykünün kendisi de zaten en sonunda hani dünyayı fethetme duygusu aslında hep bir hani bilim kurgularda da vardır ya, hep bir böyle bir dünyaları fethetmek. Ondan sonra işte dünyalar savaşında hep nedir o? Öteki aslında diğer ötekiyi sahip olmak için hani bir anlamda onu şey yapar. Burada da hep böyle bir karakterler var. Bu karakterler sürekli ekrana çıkıyorlar. Büyük konuşmalar yapıyorlar. Hatta orada o Ergen öyküsünde çocuğun gözünden anlatırken işte babası sürekli ekranda, hatta ekran ikiye bölünüyor. Ondan sonra hani çok şeydi, o da çok yaratıcıydı mesela. Ve hep şey, yani ben ne diyeyim, bir toplum tarafından işte belli kurumlarla, hani böyle bir Foucault'cu okuma getirirsek, ki son romanınız da bir kazı çalışması gibi olduğu için hani aslında tarihsel, ne diyelim, tabii bu metaforik anlamda da bahsediyorum bundan, ama karakter de hani öyle bir işte şeyle başlıyor, sahneyle başlıyor dünyanın üçlü tarafında. Hep bir, ne diyelim, toplumun bizi disipline etmeye çalışması. Belki de ironi ve mizah hani bu disipline edilme durumuna bir karşı duruş aslında. Hani bir sapma. Mesela Benjamin'le ilgili böyle bir yazı okumuştum. Hani işte Flanör'ü tanımlarken modernitede bir sapma olarak hani şey, kendine zaman yaratabilen. Çünkü şu anda en önemli şey ne? O sapmayı nasıl yaratıyoruz modernite? Bir tür modernizm eleştirisi de. Hani çünkü nedir işte o 9-5 kapitalist zaman içinde hapsolan küçük toplum böcekçiklerinin aslında işte kendi ne diyelim sapmalarını da görüyoruz aslında. O sapmalar da var. Ve hani şey var gerçekten hepsi. Bir ergenlik dönemi tragediyası. Tabii baba olmanızın da hem bir baba karakteri hem çocuk olarak da hani o öykülerinize de sızıyor. Ve de hep böyle bir müfredat, bir anayasa, bir sözlük ansiklopedi, hep bir şeyler işte yaratma. Mesela şunu da çok sevmiştim. Hani çocuğu şu öykünüzdü, oradan bir okuma yapmak istiyorum. Bir ergenlik dönemi tragediyasında. Ergenler her yerdedir. Pardon, yetişkinler her yerdedir mesela. Banyoda, termosifonda, lavaboda, suda, sabunda, sokakta, mahallede, bakkalda, kasapta, manavda, otobüste, koltukta, ayakta. Burada mesela bir şey yaratıyorsunuz, kurum yaratıyorsunuz, KÜİDER. İşte ve diyorsunuz ki yetişkinliği öğretme kurumu, kurallara uymayanları yola getirme derneği. Yani gerçekten şey, bakanlar kurulu, hani hep bir sürekli bir eğitim hayatımız boyunca
Ondan sonraki hep böyle, ben de resim dersinden kalmış bir öğrenci olarak patates baskı yapmayacağım için karşı çıkmıştım çünkü. Ondan sonra hani abile olur bize patates baskı yaptırtıyordu falan. Kendi çocukluğumu da böyle şey yaptım, ondan sonra tebessüm ettim çocukluğun inşası. Ondan sonra gerçekten de çok şey. Bunlarda böyle bir Foucault'cu bir taraf gördüm, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, öyle bir damar. Bu düşünerek mi yazmıştınız ya da sadece otobiyografik olarak hani şekillendi? Yok yani onu düşünerek öyle bir şey yapmış değilim. Sadece hani yazarken o mesela kurumlar, işte sözlükler, ne bileyim hani yönetmelikler vesaire, ansiklopediler. Evet. Hani onlar o kurduğum evrenin içinde yani otomatikman gelişen şeyler oldu. Yani bunları mesela bazıları önceden vardı tabii. Mesela işte RTÜK diye yani hani bildiğimiz radyo televizyon üst kurulunun işte resmi terbiye üst kurulu yapmıştım bir öyküde gibi. Hani onu yani bazı kısaltmalar mesela hani şeydi, zihnimde öyküye başlarken olan şeylerdi. Ama bazıları hani nasıl diyeyim, yolda karşıma çıkan şeyler oldu. O kurduğum, nasıl diyeyim, öykünün içinde kurduğum evreni genişleten, onları bir şekilde farklı nasıl diyeyim, derinlikler katan şeyler olarak görüyorum onları. Ve benim de hoşuma gidiyor yani öyle o şekilde o öyle derinleştirmek. Öyle çıktı yani, yoksa hepsi öyle önceden tasarlanmış şeyler değildi. Evet, bir dönem belirli kavramlara takılıyoruz. O birikiyor böyle ve ondan sonra o da öykünün biraz omurgasını, kitabın omurgasını belirliyor açıkçası. Dünyanın güçlü tarafı da mesela şey var, hani buradaki dediğiniz gibi her kitabınızda tarzınız, kaleminiz farklılaşıyor. Ama diğer önceki kitaplarınızdan işte ortak olan mesela bu bir ergenlik tragediyasında işte çocuğun taklit yeteneğiyle aslında başa çıkıyor bir noktada, ama uzun şeyleri ezberleyebiliyor fakat kısalarda takıldığı için orada bir de suskunluk devreye girince hani şeyse ortaya çıkıyor diyelim. O da çocuksa bir tepkiyle durumdan kurtuluyor. Açıkçası ne olduğunu da okursanız göreceksiniz. O tepkinin ne olduğunu, hepimizin çocukken yaptığı şeyler kısaca. Fakat büyürken bunları artık yapamıyoruz. Çünkü belirli kurallarla disipline, terbiye edilmemiz gerekiyor. Çünkü özeneştirme pratikleri içinden geçiyoruz. Biz de bunlarla başa çıkmak için hassas çocuklar olarak İşte yazar, sanatçı olunuyor ki o sapma alanlarını hala devam ettirip sayfa 51'de dediğiniz gibi hayal edebilelim diye. Çünkü bu düşünce dünyası bize hayal edebileceğimiz alanları buduyor. Nefes alabileceğimiz, sanki şey gibi, sanat hayatın dışında cumartesi pazar yapılacak bir şeymiş gibi. Hani böyle bir o yaşantının içinde öyle bir düşünce içine, bir bitki gibi, bir kaktüs gibi bir şeye dönüşüyorsunuz. O yüzden de bununla başa çıkabilmek için de ne diyelim, kitap, roman. Evet, sapmalar. Sapmalar, sapmalara ihtiyacımız var. Sapmalar olmazsa yaşayamıyoruz. Bu en son çıkan 2020 yılında tam da aslında bu COVID'in başlangıcına değil mi denk geliyor? Evet. Ondan sonra mesela işte şey var hani buradaki mesela karakterler işte Aylin, Yunus, Atılgan, Şahsı var. Hepsinin ayrı bir hikayesi, dünyası var. İşte Aylin'de bir arzu meselesini aslında şey yapıyorsunuz. Arzu ve kontrol ilişkisi aslında oradan bir gidiyor. Ondan sonra böyle dünyanın güçlü tarafı derken. Bunun nasıl şekillendi, karakterleri nasıl çıkarttınız ortaya? Ki çok güzel bazı cümleler var, özellikle okumak istiyorum. Giriş çok, çok şey. Mesela sessiz bir odada elinde tuttuğu neredeyse 500 yıllık çatlamış seramik kaseye bakıyordu. Kayıtsızlığın tanrısı olan topraktan çekip çıkardığı buluntular karşısında kontrol etmekte güçlük çektiği hislere kapılmaya alışılı çok olmuştu. Toprak dünyanın etiydi mesela, ki buna benzer
Bir cümle daha var. Hafıza topraktır diyorsunuz yine. Ondan sonra ve kendini bir tür arşivci olarak düşünmekten keyif alıyordu. Kazı alanı genişledikçe iş daha kabarıyordu. Yazarlar da biraz böyle değil mi? Yani hani yazarken bir kendimize kazı alanı, bir arşiv alanı oluşturuyoruz. Ki onun içinde kayboluyorsunuz. Ondan sonra o karakterler, o alanlar, o mekanlar, o diyaloglar ortaya çıkıyor. Ve hepsi bütün karakterlerin tuhaf bir şekilde birbirine bağlanıyor. Şurada Arzu'yu ailenin üzerinden tanımlarken yaptığınız bir şey var. Bunu da okumak istiyorum. İlk bölümün son cümlesi. Geriye yalnızca Arzu'nun tek anlamlılığını ve kuşatıcı nafileliğine karşı beslenen belli belirsiz bir kaygı kaldı. Yani mesela çok güzel bir tanımlama Arzu meselesi. Şimdi Arzu'yu biz çok tartışıyoruz. Arzu üzerine külliyatlar, sempozyumlar düzenleniyor. İşte Lacan'cı Arzu, işte eksik olan gibi. Mesela siz aileni nasıl yarattınız? Yani orada ki mesele benim... Önce şeyden başladı, o kazı alanı meselesi ve hafızadan aslında yola çıktı. Dünyanın güçlü tarafının ilk yani tohumları öyle atıldı diyeyim zihnimde. Pardon, burada çok sizi bölmeden hemen. İzmir'deki kazı alanları ne bileyim görsel olarak böyle hani bir şeylerde sizi tetikledi mi acaba? Tabii. Yani o bahsettiğim Agora kazı alanı zaten Çeşmelik'te, İzmir'de yani fiziksel olarak olan bir yer. Ben de hani çok oralarda dolaşmaktan, o Kemeraltı, İkiçeşmelik, Agora, oralarda dolaşmaktan keyif aldım. Keyif alıyorum yani oralarda vakit geçirmekten. Hani onlar tabii ki de doğal olarak zihnimin bir köşesinde yer etmişti. İşte kartografik edebiyatı tanımladınız. Güzel oldu giderek. Ve o şey fikri doğdu sonra. O kazı alanı hani... Şehrin içinde sonuçta bizim hani sürekli önünden geçebileceğimiz bir yerde. Bu kaza alanı genişlese ne olur acaba hani diye düşünmeye başladım. Yani genişleyip işte şehri... İçine alan bir şey dönüşse. Evet, içine alan yani mahalle mahalle kazıldıkça bir şeyler çıksa ve o kazılardan çıkan şeyler yalnızca buluntular olmasa da etrafta yaşayan kişilerin kendi anıları da geçmişleri de ortaya çıkmaya başlasa. Bir şekilde o kazı alanının etkisiyle diye bir fikirle yola çıkıp çok güzel bir şey. O fikir zaten var romanda ama onun yanı sıra şey de eklendi sonra. Hafızanın yani katmanları diyeyim ve buna farklı açılardan yaklaşmak istiyordum aslında. O yüzden mesela 5 karakter var aslında. Hepsi aslında hafızada bir şeye denk evet, geliyor. Evet, hepsi hafızanın farklı bir, hafızaya farklı yaklaşan karakterler aslında. Farklı yaşayan ve onu farklı algılayan karakterler. İşte bir tanesi fotoğraf çekerek. Aynen, Leica makinesi dedesiyle mesela ilişkisi üzerinden. Bir tanesi işte kazıyla, işte bir tanesi çok sert bir bakışa sahip o iş hayatı, işte zenginlik Atılgan. Vesaire. Aynen, o başka yaklaşıyor meselelere. Bir şehsi tanesi var. Daha naif, işte şehsi var, daha çocuksu, tam yetişkin olamamış bir hali var onun. Gibi farklı açılardan yaklaşmama izin vermesini sağlamak amacıyla aslında bu karakterler ortaya çıktı. Ve hani bu karakterleri bir araya getirecek bir mesele gerekiyordu sonuçta. O da işte 5. karakter Anıl olarak ortaya çıktı. Evet. Ve onlar üzerinden işte bana alan açılmış oldu aslında. Kazı alanı yarattınız kendiniz evet, yani şeye için. Bakabilmek için yani işte o hafıza, işte fotoğraf, geçmiş, kazı, bütün bu meselelere daha derinlikli bakabilmemi sağlamak amacıyla bir takım karakterlerin peşinden ben de hani gitmeye başladım metinde. Öyle çıktılar aslında. Ben de hani sinemacı, sinema kökenli olduğum için ister istemez şu Leica makinesiyle radyo antenlerine hani işte karakterin sürekli o TRT dinlediği dönemlerde hani bir medya. Şimdi medya arkeolojisi diye söz ettiğimiz bir alanda var. Hani o kazı alanını yaratırken bir işte görsel hafızayı da aslında hani ne diyelim
Unutma, hatırlama meselesini de aslında çok çabuk toplumların unutmasının nedenlerinden biri de çok hızlı tüketmemiz bir şeyleri. Tıpkı o plazadaki gibi hani çok hızlı olmak zorundayız. O da tabii unutma ve hatırlama arasında bir şey yaratıyor. Ondan sonra bir alan yaratıyor. Siz o medya arkeolojisine de yani böyle minik alanlar açarak ne diyelim fotoğrafın anlık kamera rusidanın düğmesine basıp çekme şeysi, refleksi gibi yakalama, poz diyelim belki ona. Hı hı. Bir poz olarak onlar da karşımıza çıkıyor. O bölümler mesela bana çok daha imgesel geldi. Yani hani tabii zaten kazı alanı çok güçlü bir imge. Hani bir sürü şekilde romanın tüm ne diyelim heyulasını, torsosunu, bedenini kaplayan bir şey. Aslında onun derinliklerine gezinirken böyle de şey var. Klasik bir soru da soracağım. Yani mesela nasıl yazarsınız, nasıl çalışırsınız, nasıl bir metodolojiniz var? İşte düzenli her gün şu saatlerde asla bana dokunmayın, kapımdan içeri kimse giremez. Şu anda çalışıyorum mu yoksa her yerde yazarım mı? Yok, yani her yerde yazarım tabii ki de. Ne güzel. Olmak durumunda. Kazı alanında bile yazdığınıza emin olabilir miyiz evet. Acaba? Yani çünkü şey... Ya gündelik hayat zaten öyle bir pratiğe izin vermiyor. Yani. Evet, çok beni zor. Rahatsız etmeyin şu saatler. Çünkü mesela iki çocuğum var, hı hı. Eşim var, işim var, yapmam gereken yani sorumluluklarım var daha başka. Hı hı. Dolayısıyla hani gün içinde zaten onlar beni şey yapıyor, bloke ediyor. Ve dolayısıyla ben işte vapurda, otobüste, metroda neredeysem artık hatta şey... kağıt kalem kullanıyordum. Ses yani, kaydı mı alıyorsunuz? İşte bazen ses kaydı alıyorum. Bazen işte drive üzerinde tuttuğum dosyalar var. Hani bir anda bir şey aklıma gelebiliyor mesela. Açıyorum oraya hemen not alıyorum. Sonradan ona döndüğümde kullanabileceğim bir hale gelmiş oluyor. Yani genelde böyle parçalı yazıyorum. Ama hani tek söyleyebileceğim şey her yazdığım şeyde benim için başlangıcı ve sonunu bilmem gerekiyor. Öyle yazabiliyorum. Yani hani gideceğim yeri bilmeliyim. Oraya nasıl gittiğimin önemi yok. Yani orada arada dallanabilirim. O gidiş yolu olarak seçtiğim şey değişebilir. Ama hani kimisi şey yapar ya öyle bir boş sayfa olur. Açar ve hani yolda. Yazmaya başlar bir anda. Öyle değilim ben. Hı hı. Belki hani mühendislikten gelen bir şey. Fizik. Bir yapı oluşturma hali. Teziniz kaos ama siz kaotik yazmıyorsunuz. Evet yani bir... Kozmos. o bir şekilde bir kafamda bir düzen olması gerekiyor metinle alakalı. Ama dediğim gibi hani içinde o yolda bir sürü şey değişiyor tabii ki de. Farklı karakterler çıkıyor, olaylar değişiyor, hı hı. Vesaire. Ama en nihayetinde şey yapıyorum yani. Hani orada burada neredeysem yazabiliyorum. Hatta mesela toplum böceğini kızımın jimnastik kursuna götürüyordum onu. O yaşlarda ve hani bütün veliler yan tarafta işte banklara oturup çocukları izliyorlar. Yani herkes işte yani telefonla oynayanlar, bir şey izleyenler, kitap okuyanlar vesaire. Ben de toplum böceğinin çoğu öyküsünü o banklarda yazdım mesela. Onları da gözlemleyerek, kendinizi de katarak. Evet yani böyle hani şey değil, öyle belli bir pratiğim yok maalesef. Hani keşke olabilse öyle bir rahatlık olsa da hani desem ben işte sabah 8'den 12'ye kadar yazacağım, bana bulaşmayın ama öyle bir şey olamıyor maalesef. Modernite içinde küçücük parçalara ayrılan minik böceklere dönüştüğümüz için öyle bir şey olamıyor herhalde, evet. Çok zor. O yüzden biz de sahip olduğumuz o küçücük anı da hemen fırsat bulmuşken ne diyelim yazmaya çalışıyoruz. Ya çünkü... Tabii bu şey de değil yani hani ben hep o örneği veririm. Mesela bazen şey olur, evde yalnız kaldığım bir zaman ortaya çıkar bir anda mesela. Hı-hı. İşte herkesin işi çıkar, atıyorum eşim çocukları bir yere götürecektir. Hı-hı. Ben evde kalıyorumdur. Bu şey değil ama yani hani bir musluk gibi
açıp kapayabileceğiniz bir şey değil. Yani ya yalnız kaldım, hemen oturup yazayım. Oh ne güzel 5 sayfa yazdım gibi bir şey değil sonuçta. Bazen çok müsait bir ortam buluyorsunuz. Ama hani ne bir satır bile yazamıyorsunuz. Ne kadar gereksiz şeylerle yani. Varsa hani, onlarla uğraşıyoruz evet, o zaman aynen. Da. Evet aynen. Yani, diyorsunuz ki ya işte şu zaten şey çok komik. Şu yani. Dolabın temizlenmesi gerekiyordu falan. Ya da işte yapmak istediğiniz ne bileyim izlemek istediğiniz bir şey var. Dinlemek aynen istediğiniz öyle. Bir müzik kesinlikle. Var. Yani ben bazen öyle hissediyordum. Özellikle ilk yani çocuğumuz kızımız doğduğu zaman böyle bir karmaşalı dönemler esnasında öyle ufak alanlar bulduğumda bir bakıyordum kendimi şey buluyorum işte. O 10 dakika bir şey izliyorum. Hop onu kapatıyorum. İşte müzik dinliyorum. Aa tamam bunu da biraz yaptım. Hop biraz kitap okuyayım falan diye. Hani böyle şey gibi hani hani boğaları açarlar ya evet, bir anda evet. Alana evet, çıkar. Her şey yapabiliyorum. Aynen hani öyle bir hal yani. Tabii her şey yarım yamalık oluyor o zaman da. Ama hani yapacak bir şey yok. İşte hayat, modernite, şey sapmalarımızı doğru düzgün yaşayabildiğimiz için şanslıyız. Onlar önemli diyelim gerçekten de. Şu anda yazmayı düşündüğünüz kitaptan? Şu anda aslında bir öykü dosyası tamamladım. Aha. Şimdi onun son yani birkaç şeyler üzerinde çalışıyorum, birkaç öykü üzerinde. Bu da işte şimdiye kadar yazdıklarımda aslında gene çok farklı. Aslında iki şeyi var, kanadı var. Bir benim her zaman aklımda olan bir hayali bir kasaba oluşturma fikri vardı hep. Ve o kasabanın öykülerini yazdım. İşte o içindeki biraz fantastik öğelerin bulunduğu öykülerle o kasabanın işte haritasını, kartografyasını oluşturup hani ben işte ölene kadar o kasabayı hep yazmak. Evet yani oradaki karakterlerin gelişimi, o kasabanın kurulması, onların yaşadıkları, işte ölenler, kalanlar, başlarına gelen fantastik olaylar, işte masallar, efsaneleri o bölgenin vesaire. İşte bu kasaba ile ilgili ilk öyküleri diyeyim topladığım bir bölüm var kitabın içinde. Bir de daha ziyade hani nasıl diyeyim gene bilim kurguyla dirsek temasında olan bazı öyküler var. Yani iki bölümlü bir kitap gibi bir şey var kafamda. Şimdi onu aslında tamamladım ama onun üstünde bazı öyküler üstünde çalışmam gerekiyor tekrar. Şu an onunla uğraşıyorum. Bir yandan. Bayağı da üretkensiniz aslında. Yani bu yoğunluk içinde de bir taraftan yayın evi. Evet yani. Yayın evi de yani kolay bir şey değil. Genel yayın yönetmenliği. Tabii yani o zaten çok vakit alan bir şey ama yani bir yandan da çok da besleyici besliyor, bir şey. Sizi besliyor değil mi? Evet. Buradan yani, çıkardınız yani ben bunları sırayla göstereceğim şu anda. muhteşem kitaplar gerçekten. Hani Livera yayınları. son dönemde çok güzel yayın evleri kuruluyor. Onlardan biri de Livera. İzmir'de ne yazık ki diyorum ben. İstanbul'da da bir şey açarsanız çok mutlu oluruz deyip ama İzmir'e kesinlikle ziyaret edeceğiz en kısa zamanda. Ben şöyle kitapları da bir özellikle mesela sizin bana gönderdiğiniz ilk kitaplardan biri de bu Küçük Su Kütleleri Nina Minaj Fowles'ın çok güzel bir kitap, muhteşem. Evet. Zaten yani hani bununla ilgili de bir planımız var diyeyim. Evet, evet. Yani heyecanla üzerine çalışıyorum. Ya bu kitap mesela böyle kitaplar... Şöyle göstereyim. Benim çok beğeniyle okuduğum kitaplar şu sebepten ötürü özellikle. Türler arası... sınırları ortadan kaldıran kitaplar aslında bunlar. Yani Küçük Su Kütleleri de öyle. İşte yayınladığımız ya da yayınlayacağımız diyeyim bazı kitaplar var. Onlar da öyle. Şöyle ki hani buna ne deneme diyebilirsiniz, ne aynen. Otobiyografi diyebilirsiniz, ne tam olarak roman ya da öykü diyebilirsiniz. Ama hepsinden öğeler barındıran metinler. Bana biraz hani Sebald'ı hatırlatan mesela evet, metinler. Evet, çok doğru. Mesela Sebald da
Salt o nedenle özellikle hayranlık duyduğum bir yazar mesela. Hani böyle Benjamin türler arası. Evet yani türler arası çok esnek geçişler yapabilen ve bunu çok iyi bir şekilde yapabilen yazarlar bunlar. Bir arşivci diyebiliriz hatta neredeyse. Evet. Yani hani mesela hep bize işte roman şu öğeleri barındırmalıdır, içinde bir olay olmalıdır, bir eylem olmalıdır işte gibi şeylerin de aslında altını oyan metinler. Hani böylelikle edebiyata yepyeni bir perspektifle bakmamızı sağlayan da metinler. Küçük su kütlelerinin arkasındaki şu güzel yazıyı okumak istiyorum. Çünkü o kadar zihin açıcı ve o kadar gerçekten yani böyle altını çize çize okuduğum muhteşem bir bölge ve bir sürü şey öğrendiğim suyun altına dair aslında çok heyecan verici diyelim. Şair yazar Nina Minya Pavlos'un Türkçe'ye çevrilen ilk kitabı olan Küçük Su Kütleleri türler üstü bir metin. İçinden tayfunlar, yağmur fırtınaları, okyanuslar, nehirler ve yüzme havuzları geçen bir büyüme hikayesi. Sylvia Plath'tan Mitski'ye, Catherine Mansfield'dan Maurili şair Tayi Tibley'e uzanarak insanları ayırdığı kadar birleştiren diller arasında dolaşan kurgu tadında bir anı kitabı, gerçek evimizin neresi olduğunu hafızaya, kimliğe ve aileye dair bir denemeler toplamı. Tabii bunu su üzerinden yapması, suyun coğrafyası üzerinden yapması, işte orada bir sürü çiçek adı, orman, ondan sonra yaprak türleri, muhteşem bir coğrafya. Yani kartografik edebiyat ve kartografik imaj üzerine çalışırken hani gerçekten bu romanla yolumu kesiştirdiğiniz için de çok teşekkür ederim gerçekten. Ki heyecan verici de bir şekilde üzerine düşünmeye devam edeceğiz. Tasarım da öyle çok güzel. Yani hem işte içinde olduğumuz insan sonrası antroposen meselelerini tartışacağımız bir açılım da bize sunuyor. Hani yeni bir sentaks, yeni bir dil. İşte artık insanın ondan sonra eleştirisini yaptığımız ve hani bunun dışından bir ormanın diliyle, bir yaprağın gözüyle işte ya da bir natürlüsün hissiyle evrene baktığımızda nasıl bir edebiyat karşımıza çıkar meselesi. Ve onu bize hatırlattığı için çok çok önemli. Sizin bu antroposen serisi olarak adlandırdığınız değil mi? İnsan ve veya hayvan aslında serinin evet. ismi. Ama antroposen de tabii o serinin meselelerinden biri. Bu da yeni çıkan yol ayrımları antroposenden çıkış üzerine bir deneme mesela. Bunu da yakından gösterelim. Bu da çok güzel. Yani jeoloji, antropoloji, arkeoloji. Evet zaten yine yazarlardan Çiler Çilingiroğlu bir arkeolog. O arkeoloji üzerinden meseleye bakıyor. Mehmet Barış Albayrak felsefe alanından bakıyor. Ve gerçekten hani zihin açıcı bir kitap oldu. Ve şey de çok enteresan. Yani iki farklı yazarın yazdığını kesinlikle anlamak mümkün değil metinde. O kadar birbiriyle uyumlu ilerleyen bir yazım dili var diyeyim kitabın. Ve çok rahat okunan ve ufuk açan bir kitap gerçekten bu meseleler üzerine düşünenler ve düşünmek isteyenler için. Evet. Mesela antroposen deyince aklıma hep işte Tarkovski'nin Stalker filmi de hani onun üzerine de şu aralar çok düşündüğüm için oradaki bölge mesela işte o bölge ondan sonra, o bölgenin aslında ne kadar hani nükleer işte atomik ve hani bazı yönetmenlerin sanatçıların aslında ne kadar çağının ilerisinde şu anda konuştuğumuz kavramların aslında çok çok öncesinde onların metinlerinde, filmlerinde, şiirlerinde bir kahin gibi yazılmış olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda da düşünmeden insan edemiyor. Timothy Morton benim çok sevdiğim bir düşünür. Son dönemin en önemli felsefecilerinden biri. Bayağı bir çalışmıştık üzerine aslında. Ve bu çok güzel bir kitap. Gerçekçi büyü, nesneler, ontoloji ve nedensellik.
Yani son dönem çağdaş felsefenin en önemli meselelerinden biri. Nesne yönelimli ontoloji diyoruz buna aslında. Ve işte aslında bu nesnelerin failliği, hatta Timothy Morton'un, hani Graham Harnum da aynı şekilde. Aynen, oradan aynen, aynı çıkıyor ekol, zaten. Ondan sonra Timothy Morton'un mesela Dark Ecology kitabını ben tartışmıştım burada. Orada çok önemli bir kavramı vardı işte bu döngü meselesini. Tuhaf bir döngü olarak antroposeni şey yapıyordu. Onu da bir konuşalım bir sonra. O da çok değerli bir kitap. Henüz çevrilmedi. Karanlık Ekoloji diye. Ama bunlar hepsi... Zaten şöyle bir araya gireyim. Biz genelde şey, yani genelde değil, biz kitap değil yazar seçiyoruz yani yayınlamak için. Yani burada gördüğünüz bütün yazarların diğer kitaplarını da bir sırayla yayınlamayı hedefliyoruz. Yani hani böyle hani oradan bir kitap, buradan bir kitap değil de bizim amacımız hani hep şeydi çok zaten. Çok ciddi bir felsefeyle aslında yani mesela şimdi Timothy Morton hani bu düşüncenin en önemli düşünürlerinden biri. Çok da üretken bir aslında felsefeci. Ondan sonra gerçekten de çok şey... kitapları hepsi çok çok inanılmaz böyle punk'tan girip tabii evet yani böyle çok farklı, çok farklı bir zihni var. Ben çok beğeniyorum düşünce tarzını. Aslında hiç düşünmediğiniz yerden bakabildiğini görüyorsunuz yani hani çok bildik meseleleri hiç siz öyle düşünmemişsiniz gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz okurken. Dolayısıyla şey çok önemli bir felsefeci zaten ve yani diğer metinlerini de yayınlamayı istiyoruz zaten. Ne güzel. Tasarımlar da çok güzel. Hepsi çok dikkat çekici. Özellikle şunu da göstermek istiyorum. Bunu zaten siz paylaştığınızda böyle şey olmuştum. Hani bu da bu bir illüstrasyon ki doktora tezimde bol miktarda illüstrasyon okumaya çalıştım. Şöyle de göstereyim. Böyle muhteşem bir kapağı var. İçi evet, de öyle. Şey, ya Kolakowski'nin hani tabii biz düşünür olarak daha ziyade biliyoruz ama bu masalları zaten ben okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Çünkü mesela şuradan hem çok eğlenceli masallar. Çok ilginç. Mesela şunu göstereyim. De, yani kitapta tam bir sanat eseri gibi gerçekten. Gerçekten ve öyle. Bunlar, çizimler. Bu kitap için, yani bu kitabın tasarımı aslında orijinal birebir lehçedeki baskının aynısı. Çok güzel şeyler de öyle. Lehçede basılan metinin işte Pavel Pavlak diye bir illüstratör çalışmış Kolakowski ile. Zaten illüstrasyonlar onun. Hani biz direkt toptan bütün illüstrasyonlarıyla dahil metinin telifini alarak yayınladık bu kitabı. Yani kitabın... Şunu da göstereyim. O kadar güzel ki. Şey, o lehçedeki baskısının birebir kopyası öyle diyeyim. Çok güzel. Tasarım olarak. Ve çok değerli, çok güzel bir kitap. 13 tane masal var içinde. Ama hani masal deyip de şey düşünülmesin. Yani hepsi birbirinden ironik ve mizahi. Gerçekten zaten adında da büyüklere ve küçüklere 13 masal diye geçiyor. Hani çok keyifli bir kitap. Umarım okurunu bulur diyeyim. Sizin üretkenliğinizin sırrını buldum. Bu kadar güzel kitaplar basıyorsunuz ki orada illüstrasyonlar, orada masallar, orada nesne temelli ontolojiler. Tabii ki böyle zihin ne güzel şey oluyor. Evet, ona yani açılıyor. Çok farklı zaten şu ilgi alanlarıyla ilerleyen bir mesele. Mesela şurada hangisinden söylemiştiniz hepsini? Şöyle gösterelim. Ha, o da çok enteresan Bruno bir kitap. Bruno Schulz zaten tarçın dükkanları. Maxim Biller'de Bruno Schulz'un ağzından yazıyor bu kitabı. Muhteşem, çok güzel. İşte Bruno Schulz'un aslında şeye Thomas Mann'a yazdığı bir mektup bu kitap. Hani o savaşın sıkışmışlığı içinde kendisine bir çıkış yolu aramak, bulabilmek için Thomas Mann'a bir mektup yazıyor. Bu kitap da onun dilinden yazılmış bir kitap ve işte yani direkt başlığı gibi yani Bruno Schulz'un o hani fantastik, tuhaf, grotesk dünyasının
bir devamı niteliğinde bir metin. Zaten ön söz çok güzel. Direkt o ilgimi çekti hemen. Şükürler olsun tuhaf varlıklar yaratana diyelim. Yani böyle ben de şöyle seçiyorum, biraz tasarıma göre de seçiyorum. Mesela bu zor bir hayatın hikayesi. Bunun öyküsünü o biraz... Da, evet, o aslında benim daha önceden yaptığım bir çeviriydi. Appelfeld'in çok çok beğendiğim bir kitap o. Çünkü o da işte otobiyografik zaten, yani Appelfeld'in tüm metinleri gibi. Ama bir çocuğun savaşla ilişkisini ve o savaş esnasında yaşadığı, işte bir ormanda tek başına kalıyor, yani çok büyük zorluklar yaşıyor, işte ailesini kaybediyor vesaire vesaire, yani bir sürü şeyler yaşıyor. Onun hikayesi ve şey yok hiçbir şekilde, yani böyle bir melodram hali yok. Ama içinizde böyle çok nasıl diyeyim, kekremsi bir şey bırakıyor. Hissiyat, kekremsi yanlış oldu da böyle içinize dokunan, batan bir hissiyat bırakıyor. Yani tam keder böyle hani melodramatik bir hal değil ama onu onu yaşıyorsunuz onunla birlikte. O ormandaki hali, o işte sonrasındaki yaşadığı zorlukları, işte yazar olarak kendini oluşturma sürecini, hepsini anlattığı bir kitap. Gerçekten o da çok değerli, kıymetli bir eser. Şimdi bizim Appelfeld'den bir kitabımız daha yayınlanacak. O orijinal dilinden, İbranice'den çevriliyor. O da işte bu sene içinde yayın programında. Şunu da çok göstermiştiniz, kaybetme sanatı. Bu da bayağı ilginç. Evet, kaybetme sanatı da zaten geçen, yani üç neslin bu sene Dublin Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Hani biz yayınladıktan sonra ve gerçekten çok fazlasıyla hak eden bir roman. Üç nesil üzerinden işte bu Cezayir'deki şeyi, durumları anlatan bir, yani nasıl diyeyim, geniş kapsamlı bir aile romanı aslında. Ama hem dilinden kaynaklı çok rahat okunan bir metin, ama o rahatlığın altında da derya deniz bir şey var yani. Bir hem birikim var, hem duygular, karakterler, yani çok karakterli, çok olaylı ve çok da akıcı, güzel, gerçekten hani tırnak içinde roman gibi, roman diyeceğimiz bir kitap. Özellikle buradan göstermek istediğiniz, hepsi çok güzel. Oradan ya Angosta, evet Angosta da. Buna elim gitti nedense. Şu illüstrasyonla şey benzerlik gördüm çünkü. Angosta da evet bir distopya. Şöyle gösterelim. Hector Abad'ın, bu da yayınladığımız ilk kitabı. Hector Abad'ın da yine bu sene içinde ikinci kitabı yayınlanacak Türkçe'de. Bu da bir işte nasıl diyeyim, Angosta diye hayali bir yeri anlatıyor. Orada işte üç farklı seviyede yaşıyor insanlar. İşte en zenginler, en üstte. Evet, aslında kitap şeysi çok güzel bunu şey yapmış. İşte en fakirler en aşağıda şeklinde ve bu kastlar arası geçişler vesaire. Yani kast demeyeyim de katlar arası geçişler yasak. İşte belli izinlere tabi, işte turnikeler var, her yerde sınırlar var, turnike, bariyerler var vesaire. Ve bu ortamda bir sahaf var, ana karakterimiz. O sahafın yaşadıkları diyeyim, hani çok da detay vermeyeyim. Evet, merakla okuyalım. O yani çok, o da enteresan bir kitap ve özellikle bir bölümünde İspanyolca yazılmış edebiyatla ilgili bir bölüm var, böyle bir yaklaşık 10-15 sayfa galiba. Orada çok güzel yazarlar arası atışmalar, işte yazarlara, yani Hector Abad'ın aslında edebiyatla ilgili görüşlerini bir
Otobiyografi gibi. Ya otobiyografi gibi demeyeyim de şey, sıkıştırılmış bir hali gibi düşünebiliriz orada. O çok keyifli bir bölümdü. Ben ona bayılmıştım yani. Hani kitaptan aslında bağımsız bir şey. Karakterlerin kendi aralarında edebiyat konuştuğu o sahaf dükkanında bir enstantane. Ama çok keyifli bir bölüm orası. Ve yani kitap da zaten çok çok eğlenceli, çok güzel. Evet, karakter de ilginç, saf. Hani böyle şeyler ilgimizi çeker. Yani yine bir arşiv meselesi var orada. Gizli bir şey, katman ve katlar. Peki şey, mesela kitapları nasıl seçiyorsunuz? Yani nasıl bir hisle onun yayınlanmasına karar veriyorsunuz? Yani hep şey, isteğimiz şey oldu yani başından beri zaten. Yani yayınladığımız kurgu dışı ve kurgu kitapların bir şekilde hani bir takım yıldızı gibi bir arka planda bir bağlantı oluşturması. Hı hı. İşte zaten hani kitap evinin, yayın evinin mottosu diyeyim ben, şimdi ve burada. İşte bizim de oradan geliyor zaten. Hani, şimdi ve buradayız, yaşıyoruz ve bu yaşadığımız dünyayı iyileştirmek ya da kötüleştirmek elimizde. Ve bunu hani kitaplar ve anlatılar üzerinden bildiğimiz tek şey olduğu için bunu yapabiliyoruz biz. Ve o dünyayı farklı kültürler üzerinden anlatan kitapları seçmeye çalışıyoruz. Ve bunu da aynı şekilde kurgu tarafıyla beslemeye çalışıyoruz. Yani işte hem işte bu ne, yani yeni diyeyim çalışmalar, işte Timothy Morton'un gibi, hem işte şimdi mesela şey var, Ahlakın Cinsiyeti, Ayubi'nin kitabı, yani günümüz meseleleriyle bağlanan, aynen aşağıdaki o kalın olan, evet onu göstereyim, hem o tür kitaplarla işte bu da mesela klasik İslam'da ahlak meselesini inceleyen feminist bir düşünce, aynen, toplumsal cinsiyet çalışmaları. Bu tür meseleleri işte hem romanlarda, yani kurguda nasıl bakılıyor, kurgu dışında nasıl bakılıyor, işte aynı şekilde derlemelerle, işte çıkan serilerle, şimdi işte insan veya hayvan antroposen meselesiyle başladı. İşte Yakışıksız Kitaplar diye bir serimiz çıkacak. Mesela o işte bu cinsiyet. Queer dediğimiz. Queer, işte evet, aynen, yeni flört, işte aşk, cinsellik, tek beden, eşlilik, çok eşlilik, evet, beden vesaire gibi hepsini, meselelere odaklanacak. Aynı şekilde Edebi Patikalar diye bir serimiz olacak. Orada öncelikle ilk kitabı Travma Çağında Şimdi ve Gelecek diye bir derleme kitapla çıkacak. Yani bunları bir yandan hani düşünsel alanda yaparken, bir yandan da hani kurguda farklı coğrafyalardan yazarlar bu meselelere nasıl bakıyorlar acaba diye düşünerek aslında yola çıkıyoruz. Ve tabii ki en büyük kıstas belirli bir edebi eşiğin aşılmış olması kitaplarda ki evet, zaten öyle yazarlar seçmeye çalışıyoruz. Zaten. Hani hem tasarım hem içeriklerle her şeyle öyle bir şey kurdunuz. Gerçekten çok keyifli bir şekilde bunları, yolunuzun çok açık olması ve uzun soluklu olmasını diliyoruz ki umarım yeni ne diyelim diziler, işte şeyler de olacak. Bu da heyecan verici. Gerçekten işte çeviri kitaplar ve şeyler, ki yayın evlerinin o bağlamda özellikle çeviri politikaları çok önemli. Çünkü hani biz alanımız o metinlerle genişliyor aslında. Ufkumuz daha da genişliyor. Daha da panoramik bakmaya, daha da geniş bir ufukla bakmaya başlıyoruz meselelere. Bu çeviriler, ondan sonra çok düzgün çeviriler ve bu önemli düşünürler, yazarlarla, sanatçılarla bir araya gelmek gerçekten çok değerli. O yüzden Livera'nın gerçekten hani ne diyelim, özel bir yayın evi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar güzel kitapla bizleri bir araya getirdiği için diyelim, sizlere de çok teşekkür ederiz. Evet, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Biz bayağı böyle güzel
daha çok konuşulacak mesele var tabii ki. İşte programın sınırları, süresi içinde bunları yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten İzmir'den geldiniz, yarın da kar geliyor, ona yakalanmadan programı yaptığımız için şanslıyız. Evet. Aslında bugün ucundan kıyısından fırtına biraz kendini gösterdi diyorum ve tekrar çok teşekkür ederim. Hani bu kadar kitap, sizin Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan çok değerli eserleriniz, ki yeni öykü kitabınız ve yeni şeyler de geliyor. Ondan sonra onları da heyecanlı ve merakla bekliyoruz. Sağ olun. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için, her şey için. Dilinize sağlık. Sağ olun.